Herkese merhabalar sevgili dostlarım yeni bir piyasa değerlendirme videosu ile karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi piyasaları konuşmaya, değerlendirmeye devam ediyoruz. Piyasalarda neler oluyor? Haftalık açılışlarımızı aldık. Ee, dolarda beklediğimiz direnç kırıldı ve hareket başladı. Hedef noktaları neler? Onları konuşacağız arkadaşlar. Arka planda altın, gümüş ve kripto paralarda gevşemeler söz konusu. Orada neler oluyor? Bu gevşemelerin sebebi nedir? İsterseniz gelin hep beraber konuşalım. Analize geçmeden önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Her videoda iki tane takipçime kendi kullandığım stratejilerimi hediye ediyorum. Peki nedir bu stratejiler? Borsada hisselerde alsat yaparken, spot piyasada dolar, altın, gümüş vesaire alsat yaparken Keza kripto paralarda hem spottan marjin piyasada ayrı ayrı kullandığım %85, %90'a yakın başarı oranı sağladığım stratejilerimi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bu zamana kadar bunları parayla dahi satmayı düşünmedim ki bundan sonra düşünmüyorum. Sadece videolarımda hediye edeceğim. Bu hediye etkinliğine katılmak için kanala abone olup videoya bir beğeni, bir tane de yorum bırakmanız yeterlidir arkadaşlar. Gelecek videoda kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Evet piyasalara hızlı başladık ve dolarda direnç kırıldı arkadaşlar senaryoları sizlere aktaracağım geri çekilme olur mu hedefler neresi onlar hakkında konuşacağız. Onun yanı sıra piyasalarda altını gümüşe kripto paralar ekstra satışlar geldiğini görüyoruz. Peki piyasaların dönüş noktası neresi olacak senaryolar neler olabilir onları da konuşacağız. Bu hafta veri takvimine baktığımızda genel olarak konuşmalar. Ee, konuşmalarla piyasa yön bulacak arkadaşlar. Bol bol konuşmalar var. FOMEC üyelerinin konuşmaları var. FED üyelerinin konuşmaları var. Ee, bu konuşmalar da önem arz etmeye başladı. Niye? Piyasalardaki aslında bu e, absürt fiyatlamaların bir sebebi de arkadaşlar. FED Başkanı Powell'ın yaptığı açıklamalarla FOMEC üyelerinin yaptığı açıklamaların birbirinin zıttı olması. Özellikle son 3-4 haftadır bir zıtlaşma var. E, bu da piyasaları geriyor arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Powell çıkıyor diyor ki işte 50 bas puan faiz artırdık. Gelecek toplantılarda da 50 bas puan faiz artışı düşünüyorum. 75 bas puan masada yok diyor. E, bir hafta sonra FOMEK üyeleri çıkıyor diyor ki işte bir tanesi 75 bas puan da artırabilir diyor mesela FED. Yani baktığınız zaman zıt açıklamalar gelmeye başladı. FED üyeleri ile e, Powell'ın işte Fed başkanının açıklamaları birbirinin zıttı olmaya başladı. Bu da piyasaları geriyor. Bu hafta bol bol konuşma var. Yarın konuşma var. Türkiye saatiyle 8'de bir konuşma var. Fed üyesi Waller'ın konuşması. Saat 10'da gene FOMEC konuşması var. Bol bol konuşmalara şahit olacağız. Piyasalar oynaklık devam edecek. Ee, zaten destekleri dirençleri dönüş noktalarının neresi olabileceğini sizlerle paylaşacağım. Konuşmaları dikkat kesileceğiz. Veri olarak ise çarşamba günü ABD'den enflasyon rakamı geliyor. Bakın çok önemli bir veri arkadaşlar. Gelecek toplantılarda Fed'in ne kadar faiz artıracağı işte gelecek bu enflasyon rakamlarına bağlı. Çok önemli olacak. Piyasa ne bekliyor? Peki piyasa beklentisi %8,1. Nisan ayında ABD'deki enflasyonun %8,1 gelmesini bekliyor piyasa. Evet. Mart ayında ise %8,5 olarak açıklanmıştı. Yani böyle bir tık geri çekilme ihtimalini piyasa e, düşünüyor. Hani böyle bir senaryoda tabii piyasalar rahatlayacaktır. Ben ise %8,5'a yakın bu civarlarda bir enflasyon rakamı bekliyorum arkadaşlar. Hani 3 aşağı 5 yukarı %8,5'a yakın bir rakam gelecektir. %8,4 olabilir, olabilir %8,6 olabilir. E, bu rakamlara yakın yani Mart ayındaki açıklanan enflasyon rakamına yakın bir rakam gelecektir. En azından piyasalara bir can suyu olacağını ben düşünüyorum. Bunların yanı sıra arkadaşlar Çin'de artan Covid vakaları gündemde yer tutmaya devam ediyor. Özellikle Çin hükümetin aldığı önlemler var. Üç büyük şehirde arkadaşlar tüm vatandaşlarına Covid testi yapacağını açıkladı. Bakalım oralardan da ne tür haberler gelecek. Yani piyasaları derinden ilgilendiren haberler aslında. Ee, bunun yanı sıra Rusya ve Ukrayna savaşı da gündemde yer tutmaya devam edecek. Peki fiyatlamalar bize Neler söylüyor Dolarla başlayalım isterseniz. Dolar da arkadaşlar haftalardır sizlere şunu söylüyorum. Bakın dolara dikkat diyorum. Dolarda çok fazla bir geri çekilme beklentimiz yoktu. Özellikle Fed günü, Fed toplantısı günü de geri çekilmelerin sahte olduğundan bahsettim. Hatta o gün attığım videoda 14.70 birlerden döneceğimizden bahsettim. Çünkü dolar da arkadaşlar kuvvetli bir e, trend oluşuyor. Kritik dirençlere doğru tekrardan yol alacağını, bu düşüşlerin geçici olduğundan bahsettik ve bugün itibariyle dirençler bir bir kırıldı arkadaşlar. Peki ne beklemeliyiz dolardan bundan sonraki süreçte? Kabaca 14.98-15 hattı destek olacaktır. Ve dolarda ilk etapta 15-22 daha sonra da o dirençlerin kırılması ile beraber önümüzdeki günlerde ve haftalarda 15-75'e doğru ben çıkışların devam edeceğini düşünüyorum. Dolarda bakın burada birinci dalga yükseliş, ikinci dalga yükseliş ve şimdi üçüncü dalga yükseliş kapıda arkadaşlar. Kritik direnç kırıldı. Hacim yerinde. Göstergelerin hepsi alım yönünde pozitife döndüğünü söyleyebilirim. Mesela maddi günlükte kuvvetli bir al yaktı. Bakın geçmişte de histogram çizgileri birbirini kestiğinde dolarda en az bir 1-1.5 bir, bir TL'lik hareketler başlıyordu. Şu anda da al yaktığını söyleyebiliriz. RSI tarafı yine 70'in üzerine çıktığını görüyoruz. Yani bu trendin kuvvetli olduğunu ve RSI'nin aşırı alım bölgesine doğru savrulduğunu görüyoruz arkadaşlar dolarda kabaca bundan sonra 15 atlı destek olacaktır kademe kademe çıkışların devamını bekliyoruz haftalıklarda baktığımızda bakın gene bahsettim 15-75 bölgesi parabolik sardır en yani şu mavi bölgeye dikkat değer olarak hangisini hangi rakamlara bakıyorum size bunları da göstereyim Hani 0 0 02 0.02 0.02 dolar tl için Önemli değerler olduğunu düşünüyorum. Geçmişte çok güzel çalışmış, gelecekte de çalışacaktır. Bakın burada da 15.75'lerin önemli bir direnç olarak karşımıza çıktığını, parabolik sar direnç olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Haftalıklarda ise 16.40'lar, 16.50'ler bir direnç bölgesi dolarda. 15 15.75'ler ilk hedef bölgesi oralarda bakacağız 16 16.40'lara hareket uzanır mı konuşmaya devam edeceğiz ama muhtemelen uzanacak ve dolardaki bu çıkış trendi kademe kademe başlıyor arkadaşlar. Şimdi tabi dolardaki çıkışın bir diğer sebebi ise dolar endeksinin değerlenmesi son birkaç haftadır dolar endeksi inanılmaz bir şekilde yükseldi tabi Fed'in e, faiz artırma beklentileri. Ee, kuvvetli dolara alım getirdi Dünyada dolara kaçışı hızlandırdı Şu an baktığımız zaman 104 direncine takıldık Üzerinde bir kapanış alamadık Yani şu anlık 104.20'ler test edildi Ama 103.87'lerde Geziyoruz Eğer ki 104 üzerine günlük kapanışlar gelmezse Buradan bir gevşeme olabilir Takip edeceğiz Hani 1-2 gün kritik dolar endeksinde Umarım geri çekilme olur Hem kripto paraları hem altını gümüşü Rahatlatacaktır an hani dolar tlde direnç kırıl dolar endeksi geri gelsin gelmesin maalesef fordaki yükseliş devam edecektir ama en azından mtalar tarafına alım getirecektir bu dolar endeksin geri çekilmesi. Şu an baktığımız zaman 104 üzerine atamadık. Bu güzel, bu pozitif. Ee, bakalım 2 gün kritik. 2 gün içinde 104 üzerine atamazsak üzerinde kapanış gelmezse şöyle bir 102.30'lara doğru geri çekilme ben Beklerim takip edeceğimiz seviyeler bunlar. Peki altında vesaire ne beklemeliyiz? Altına geçmeden önce bir de Euro TL'yi değerlendirmek istiyorum. Özellikle yorumlarda Euro TL'ye de soruluyor. E şunu söyleyeyim hani dolara göre zayıf kaldı. Dolar endeks değerlendi. Euro dolar paritesi geri geldi. E ama 16.05 direncine doğru kademe kademe gidiyoruz. Burada da yükseliş devam edecektir. Doların gidişatı sterlin TL'yi Euro TL'yi de yukarı yönlü devam ettirecektir. Ama doların daha güçlü olduğunu söyleyebilirim. Euro TL'de de 16.05'ler direnç geçireceğini düşünüyorum. 16.66'lar, 16.60'lar önümüzdeki dönemlerde hedef olarak karşımıza çıkıyor. Altına bakalım. Şimdi tabi dolar indeksinin değerlenmesi altında da hani buradaki trend zayıflattı. Bant arasındaki hareketleri devam ediyor. Bu kadar enflasyonist ortamda arkadaşlar bakın enflasyonda henüz zirveyi görmedik. Enflasyon dünyada patlıyor olması, enflasyonun zirveyi görmemiş olmamız. Görmediğim halde bakın zirveyi görmediğim halde dünyada enflasyon bu kadar yüksek olması altın eninde sonunda alımlar getirecektir. Fed ne kadar faiz artırırsa artırsın, dünyadaki yükselen enflasyonu, ABD'deki yükselen enflasyonu engelleyemeyecektir. Enflasyon demek altın demek arkadaşlar. Altına alım gelmesi demek. O yüzden altına sabırlı oluyoruz. Şu anlık 1850 desteği önem arz ediyor. Aşağısında 1830 desteğimiz var. Bu destek katları çalışacaktır. Dolar endeksi bir tık sağ Burada tekrardan 1900'e doğru çıkışların devam etmesini bekliyoruz. Şimdi ons altın tarafı yatay devam ediyor. Yatay böyle kendisini aşağı doğru yavaş yavaş salan. Ama gram altın bakın 900 TL'de direniyor. Sebep ise ons altın saldığı zaman zaten dolar TL gidiyor. Dolar TL, dolar endeksi kaynaklı gidiyor. Eee, gram altın o yüzden çok fazla geri çekilme olmuyor. Gram altın mantıklı bir yatırım aracıdır. Orta ve uzun vadede elimizde tutmaya devam ediyoruz. Bakın şu an dolar tl kaynaklı gidiyor. 10 saltında buna katıldığı zaman ekstra gideceğiz. 900 tl civarları benim için alım fırsatıdır. Önümüzdeki dönemler 925, 937, 959, 985'lere doğru çıkışın devam etmesini bekliyoruz. Zaman zaman böyle 890'lara doğru iğnelemeler geliyor. Hiç sorun değil. Ee, bu bölgeler dediğim gibi benim için alım fırsatıdır. Hani şuralarda böyle... Ee, hem iki bacağı olduğu için dolar ve ons kaynaklı böyle fiyatlamalar zikzaklar görebiliyoruz. Yani devam edebilir ama işin sonunda tekrardan yukarı yönlü devam edeceğiz. Bunun bilgisini vereyim. Gene aynı şekilde gram gümüş TL ee, burada da böyle belirli bir bant arasında git gel yaptığını görüyoruz. Ee, bu desteklerin en azından e, şu yukarıdaki desteklerin çalışmadı ama e, aşağıda önemli destek katlarına yakın olduğumuzu söyleyebilirim. Mesela 50 desteği şu anlık çalışıyor. Hani aşağı doğru inelemeler olabiliyor. Ama altına alım geldiği an gram gümüş TL direkt 11 üzerine gidecektir arkadaşlar. Bakın dolar TL kaynakta güçsüz duruyor. Onu bir kere belirteyim. Gümüş dolarda katıldan zaten onsun hareketi geçmesi gümüş doları da hareketlendirecektir. O yüzden burada da 11 üzerine hareketin geleceğini düşünüyoruz. Yani o yüzden bu geri çekimlere fırsat. 11 üzerine 11.30 ve 12 30'lar önümüzdeki dönemde hedef olacaktır. Ee, bugün borsa tarafında sizlere şunu söyleyebilirim ki hemen şöyle borsa grafiğini açacağım. Borsa İstanbul bir tık daha yatay geçtiğini görebiliyoruz. Özellikle çok fazla bugün hareket yok. Yani belirli bant arasında git gel yapıyoruz. Hani şurada bir 2497-2500 civarlarında bir direnç var. Şu anlık geçilemedi ama parabolik direnci de bakın sürekli aşağı iniyor. Onu bir kere söyleyebilirim. E, 2.400 desteğini koruyor. Birazcık daha en azından gidişat görmek isteyen borsa var. Benim borsada yükselişin devam edeceğin, edeceği düşüncem devam ediyor arkadaşlar. O yüzden yani 2.400'den aldınız. 2.300 gelirse tekrar alırsınız. Ben kendi adım öyle yaparım. Borsada benim hedefim 3.000 civarları. Böyle 2.300'ü vesaire çok ihlal edeceğini düşünmüyorum. Hani çok fazla bir alım fırsatı vermeyecektir. 3000 doğru çıkış hareket devam edecektir. Rally bitmedi arkadaşlar borsada. Onu bir kere belirteyim. Peki Bitcoin tarafı hani çok fazla satış yedi, çok fazla absürt bir şekilde satış yedi. Dolar endeksinin karşısında tabii hiçbir şey duramıyor. Peki ne yapmalıyız? Şimdi 48 bin dolarlardan son bir ayda 32 bin dolarlara inen bir bitcoin var. Düşüşün boyutuna baktığımızda Neredeyse %30 üzerinde olduğunu düşünüyorum ben. %30 üzerinde evet %35'e yakın bir düşüş arkadaşlar. Yani piyasa hani %35 düşmüşken buradan nakite geçilir mi tartışılır. Hani ben kendim geçmem. Niye? Çünkü piyasa %35 düşmüş. Yani bir olumlu senaryo dolar endeksinin gevşemesinde tekrardan %10 %15 alım gelecek. Yani düşüşün bir düşüşün teknik analizde %30'unu %35'ini Geri dönüşlerde alır arkadaşlar. Yani piyasa tersine döndüğünde tekrardan yükselişler gelir. Ona hitaben hani Bitcoin'de çok fazla bir düşüş yaşadık. Çok fazla ekrana bakmanız, bakmamanızı tavsiye ederim. Özellikle spot piyasada işlem yapıyorsanız. Bu civarlardan artık nakite dönmek çok daha mantıklı hareketler değil. Hani geri dönüşü aldığımızda çok hızlı bir şekilde 38-39 binlere doğru çıkış hareketi, hareketi gelecektir. Özellikle şurada sert bir şekilde düşen trendten çok fazla uzaklaştık. Bakın bu trendten çok fazla uzaklaşmamız bize şunu söylüyor. Ne kadar uzaklaşırsak tekrardan testi gelir bu trendin. Defalarca kez gelmiş geçmiş. Tekrar gelecek. Yani şu sarı bölgeye doğru. 36-37 bin bölgesi. Bu bölgenin kırılımını arayacağız arkadaşlar. Kırılım geldi an piyasa rahatlayacak ve yukarıdaki bir diğer dirence doğru çıkış hareketi gelecek. Peki şu an hangi seviye bizim için önemli? Bakın gün gün bu seviyeler aşağı doğru geliyor. Ve bu seviyeler kırıldan hedefler yükselecek. Tekrardan piyasa rahatlayacak. Bugün itibariyle 36 bin dolar seviyesi çok kritik. Üzerine atmamız dahilinde düşüş bitecek. Ee, ve tekrardan yukarı yönlü dirençleri konuşmaya başlayacağız. Yani piyasa bakın şu sert düşen tren çizgisinden ne kadar uzaklaşırsa geri dönüşte oraya tekrardan geliyor arkadaşlar. O yüzden sakin olun. Hani şu anlık 30-33K 30, aralık. Kurumların Maliyetlendiği bitcoin bölgesi o yüzden bu aralıklarda savaş devam edecektir e, Gitgenler olacaktır Sabır diyoruz tekrardan dönüşü arayacağız hani RSI tarafına baktığımızda günlükte 30'un altına indi 30'un altına bir savaş döneminde inmişti Rusya-Ukrayna savaşı başladığında Bir de şimdi indi Hani bu korku dönemi e, Geçecektir Tekrardan piyasa canlanacaktır öyle olacağını ben düşünüyorum Hani 135 düşmüş piyasada çok da fazla e, nakite döneyim gibi düşünceleri girmeyin çünkü geri dönüşlerde çok hızlı olabileceği gibi bu da sizleri üzebilir arkadaşlar. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın.